Bu bölümümüzde kartımızla potansiyometreyi nasıl çalıştırabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Kartımızı ekranımıza yükledikten sonra sağ tarafta potansiyometre var. Bu şekilde taşıyoruz. Deneysel küçük devreyi kullanmayacağım burada. Direkt olarak uçlarını hemen buradan bağlayacağım. Soldaki ucumuza topraklama yapacağız. Ortadaki bacaktan sinyal almam için sıfıra bağlayacağım. 1 ya da 2'ye de bağlayabilirsiniz. Diğer bacağımızı da 3 volt'a bağlıyoruz. Potansiyometremizin de ayrıca Buradan özelliklerini değiştirmemiz gerekiyor. 250 kahom değildi, 10 kahom yapalım. Bizim en çok kullandığımız potansiyometre çeşitlerinden bir tanesidir. Zaten Arduino'da kullanıyorsanız eğer gerçekte proje yapacaksanız potansiyometre zaten almışsınızdır. Elinizde vardır. Veya Arduino'da öğreneceksiniz. mutlaka bundan almanız gerekiyor. Bunda çok değişik çalışmalar yapabiliyoruz. İlerleyen derslerimizde zaten bunları size göstereceğim. Potansiyometre aslında bir direnç çeşitleri diyebiliriz. Burada bakın rezistör direncimiz var. Bu da farklı bir direnç çeşidi. Özelliğini kontrol edebiliyoruz. Bakın üzerinde şu şekilde bir tane düğme var. Simülasyonu başlattığım zaman bu düğmeyi çevirebiliyorum. Simülasyonu durduruyorum. Bu potansiyometreyi çevirdiğimiz zaman biz bazı sayısal değerler alabiliyoruz. Biraz sonra zaten hangi değerleri aldığını net bir şekilde sizlerle göreceksiniz. Şu an amacım potansiyometrenin nasıl bağlandığını ve nasıl kontrol edilmesi gerektiğini sizlere detaylı bir şekilde anlatmak. Bu şekilde bağladıktan sonra kod kısmına geçiyoruz. Ekranı biraz büyütelim. Başlangıçta kısmını iptal ediyorum. Potansiyometreyi sürekli olarak ölçmek istiyorum. O yüzden süresiz bloğunu aldım. Aynı zamanda değerleri ekrana yazdıracağım için burada sayısal bakın şekilde numarasını gösterebiliyorluğumuz var. Bunu alıyorum. İçine yerleştiriyorum. Potansiyometremi sıfıra bağladığım için sıfırdan bir ölçüm yapacağım. Analog tabii ki ölçüm yapacağım. Bu yüzden de şu analog pini okum bölümü var. Buradan P0 seçiyoruz. Şimdi simülasyonu başlat diyorum. Şu an 0. Bağlantılarımızı benim gibi yapmışsanız siz de 0 okuyacaksınız. Ters yaparsanız farklı olur. Mesela böyle getirelim. Bakın ekranımızda 512 değeri çıktı. Maksimuma getirdiğim zaman da 1023 değerini göreceğiz. Burada tam herhalde. Evet şu an 1023 oldu. 1023. Böylece potansiyometreyi çevirdiğimiz zaman bir sayı değeri çıkıyor. Bu sayı değerini istediğimiz gibi kullanabiliriz. Aynı zamanda bu değeri farklı sayılar arasında da çevirebiliyoruz. Diyelim ki siz 1023'ü kullanmayacaksınız. Farklı bir değer kullanacaksınız. O zaman şu şekilde bir bloğumuz var. Onu kullanacağız. Matematik bloklarına geliyoruz. Burada şu blok var bakın. Düşük, yüksek. Hatta biraz daha şöyle getirelim düşük 0, yüksek 1023. Potansiyometremizin en düşük değeri 0'dı. En büyük değeri de 1023'tü. O yüzden 0 en düşük, en yüksek 1023 olan değeri. Neyin değeri? Bakın şu değeri. P0'dan analog pini okuduğun değeri. Böylesini değerini en düşük 0, en yüksek 4 ile. Ben tabi bunu 4 yapmayacağım. 255 yapacağım mesela. Böylelikle 0 ile 1023 arasındaki sayısal değerleri 0 ile 255 arasında yerleştirmiş olacağım. İlerleyen derslerimizde bunun neden böyle yaptığımızı zaten size anlatacağım. İsterseniz farklı değerler de yapabiliyorsunuz. Orada mesela 0'dan 4'ü demişti. O zaman 0, 1, 2, 3 4 sayılarını göreceksiniz ekranda. 4 kademe yapacaksınız yani. Ama ben 255 yapıyorum. Şimdi kodumuzu şöyle çekelim. Bakalım. Simülasyonu başlat diyorum. Maksimuma getirelim. Evet şu an 255 sayısını gördük. Tabi burada noktalı şeklinde de çıkıyor. Tam karşımıza gelmezse. Şu an noktalı bakın. O yüzden ona dikkat edin. Böylece potansiyometre değerlerinde istediğiniz sayı aralığında yazdırabiliyorsunuz. Mesela 4 yapalım bunu. Simülasyonu başlat diyelim. Bakın maksimum 4. Tabi burada virgülü de çıktığı için tam 3 değerini bulmamız gerekiyor. 2 nokta demiş. Şu an 3, 3 nokta. Buraya getirdiğimiz zaman 1 nokta şeklinde çıkıyor. Dediğim gibi noktada çıktığı için tam yerini kesremiyoruz. İsterseniz sayıları yuvarlayabiliriz. Bakalım burada yuvarlama bölümü var. Şu bloğumuzu içine alalım. Çıkan sayıyı yuvarlamış olacağız. Tekrar simülasyonu başlat diyelim. Şu an 0. 1. Evet şu an yuvarladı. Burası da çalışıyormuş. 2 oldu bakın. Böylelikle 4 oldu. Yuvarlama işlemi yaptırırsanız daha iyi olur. Daha verimli sayıları karşımızda görebiliriz. Biraz önce de 255 demiştim. Bunu da yuvarlamış olacak. Böylelikle virgüllü sayılar karşımıza gelmeyecek. Tekrar bakalım. Evet 199 demiş. Görmüş olduğunuz gibi Tam manası da yuvarladı. Evet bu şekilde de yuvarlama yaparsak sayılarımız daha net anlaşılır olacaktır. Potansiyometre ile anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen videolarda daha farklı çalışmalarda da potansiyometreyi kullanabiliriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.